Bismillahirrahmanirrahim. Şeyh Ebul Hasan Harakani'nin Allah Teala ona çokça rahmet eylesin. Risale eder Tarik Edhemiye ve Külah-ı terk adlı risalesi. Bismillahirrahmanirrahim. Hamd alemlerin Rabbinedir. Salat ve selam onun Resulü Muhammed'e, aline ve ashabına olsun. Amin. Bil ki Şeyh Ebul Hasan Harakani'nin Allah Teala iki cihanda mesud etsin. Tasdif etmiş olduğu bu risale, tevbe, iraadet yani mürid olma, zikir, makas yürütmek, irşat, külah giymek, hırka giymek, kuşak bağlamak, seccade, alem, kandil, zembil, hizmet etme, yer süpürme, keşkül dolaştırma, tekbir getirme ve hırka giymenin niteliğine dairdir. Hırka giymeye gelince bilinmelidir ki Dervişler hırka giydikleri için tanındıklarından dolayı yalnız başlarına dolaşmamalı. Topluluğun dışında bir adım bile atmamalıdır. Böylelikle onların bereketiyle fayda elde eder. Allah en doğrusunu bilir. Birinci bab mürid olmak ve bağlanmak. ikinci bab tevbe vermek. Üçüncü bab makas vurmak yani saç kesmek. Dördüncü bab külah giymek. Beşinci bab hırka giymek. 6. bab kuşak bağlamak, 7. bab kandil, zembil, alem ve edebe riayet, 8. bab kuşak bağlamak, süpürge vermek, keşkül dolaştırmak, usulüne uygun tekbir getirmek, 9. bab fakrın 44 makamını bilmek. Bu yola dahil olmuş olan salikin açıklanacak bablara göre amel etmesi durumunda Hak Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün ashab-ı kiram ve meşayih Allahu Teala hepsinden razı olsun, kendisinden razı olur. Kıyamet gününde de birçok günahkar onun bereketiyle kurtuluşa ererler. Eğer bu risalede yazılı olanlara uyamaz, ona göre amel edemezse haberdar olsun ki bu fakr yolunda birkaç kapı daha vardır. Onlara göre amel etsin. Bunlar içlerinde fakrın meşhur olup beğeni kazandığı aynalara benzer. Birinci bab, mürid olmak ve bağlanmak. Bil ki dervişin gönlü yücedir ve içinde tohumlar vardır. Bil ki o, hakkın ebedi olan sıfatlarından bir tanesi değil, onun nurunun nurudur. Şeyh Ebul Hasan Harakani rahmetullahi aleyh şöyle buyurur. Bu pir haktır, mürid de hakkın zatının sıfatıdır. Hak Teala bu sıfatla ruha tecelli ettiğinde onun nurundan teslimiyet ve bağlılık ortaya çıkar. Onur sayesinde müridin gönlüne hakkın sıfatı düşünce müridin onu izhar etmesi gerekir. Ancak bu nur başlangıçta ateşten çıkan yalaz gibi azdır. Hırkayı giyen bir müride teslimiyet ve bağlılık yardımcı olur. İşin başında hırkayı giyme usulüne niyet etmeli ve kendini tasavvuf sahibi kamil bir şeyhe teslim etmelidir bu şeyh onun maksadına ulaşması için yol adabını öğretmeye girişmelidir. Bir kimse mürid olmak isteğinde ise malını üçe bölmesi gerekir. Bir kısmını ailesine, çoluk çocuğuna, diğer parçasını sılay rahim dairesinde bulunan akrabalarına vermesi ve üçüncü parçasını da şeyhinin huzuruna getirmesi gerekir. Eğer mürit fakir biri ise ve dünyalıkla ilgisi yoksa o haliyle gelmesi lazımdır. Ardından pir ona tarikat usulü çerçevesinde gustettirir ve bunu öğretir. Hazreti Peygamber bu hususta şöyle buyurmuştur. Ameller niyetlere göredir. Yapacağı her işe niyet etmelidir. Tarikat adabına göre gusle şu şekilde niyet edilir. Ulu Allah'a yaklaşmak üzere tarikat, şeriat, hakikat, marifet, erbabının nefsi temizlemesi gusulleri gibi bir gusle ve amellerin kötüsünden sıyrılmak için yıkanmaya niyet ettim. Mürit şeyhine huzuruna gelip oturunca şeyh ona iki dekat namaz kılmasını emreder. Namaz tamamlanınca şeyh ona tarikata ait sözleri vasiyet ederek şöyle der. Fakır yoluna adım atıp da tarikat sözlerini bilmeyen mürit için hırka giymek ve giydirmek, fakır lokması yemek, fakır elbisesi giymek haramdır. Fakır sözleri şudur. Birincisi şeriatı ait olan sözdür. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. İkincisi tarikata ait olan sözler. La ilahe illallahu ve azametuhu ve Muhammedun Resulullahi halifetuhu. Üçüncüsü hakikate ait olan sözler. La ilahe illallahu bi yedi kudretihi Muhammedun Resulullah bi risaletihi. Dördüncüsü marifete ait olan sözler. La ilahe illallah hakkan hakkan Muhammedun Resulullah Sıdgan Sıdkan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Bu dört sözden haberdar olmayan kimse melundur, münafıktır ve fukara lokması ona haramdır. İkinci bab, tevbe etmek. Bir birini mürit yapmak istediğinde ona tevbe elini vermesi, tevbe ettirmesi gerekir. Bunu yaparken ilk olarak şu ayeti okur. Ey iman edenler! Allah iştenlikle tövbe edin. Ey müminler, hep birlikte tövbe ediniz ki kurtuluşa eresiniz. Adem ile eşi dediler ki: "Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bizi acımazsan, mutlaka ziyan edenlerden oluruz." Kendilerine bile ne zarar ne fayda verebilen, öldürmeye, hayat vermeye ve ölüleri yeniden diriltip kabirden çıkarmaya güçleri yetmeyen tanrılar edindiler. Bundan sonra şu ayeti okur. Muhakkak ki sana biat edenler ancak Allah'a biat etmektedirler. Allah'ın eli onların ellerinin üzerindedir. Kim ahdini bozarsa ancak kendi aleyhine bozmuş olur. Aleyhine bozmuş olur. Kim de Allah ile olan ahdine vefa gösterirse Allah ona büyük bir mükafat verecektir. Sonra bu Allah Teala'nın kudret elidir. Peygamberler şahit şeyh de kefildir der. Ardından şeyhlerin bütün adabını telkin eder. Telkin duası şudur. Allah'ım kalplerimizi nifaktan temizle, amellerimizi riyadan uzak tut, dilimizi yalan gıybet ve bühtandan koru, midemizi haramdan, fercimizi zinadan, ellerimizi zimmetten, gözlerimizi hayanetten kulaklarımızı gıybeti dinlemekten, ayaklarımızı bilinsizce atmaktan koru. Ey alemlerin Rabbi, ve ey yardımcıların en hayırlısı. Kendi merhametinle muamele eyle. Ey merhametlilerin en merhametlisi. Üçüncü bab. Makas yürütmek. Müridin tevbe ve telkin merasimi bittikten sonra bir onun saçına makas yürütür. Bu esnada şunu söyler. Allah dilerse siz güven içinde başlarınızı tıraş etmiş ve saçlarınızı kısaltmış olarak korkmadan mescidi harama gireceksiniz. Ardından makası yürütür ve alnına dökülen üç kılı keser. Eğer sana niçin alnına dökülen üç kıl kesilir, fazlası değil diye sorulursa şu cevabı ver. Alındaki üç kılın üç hasleti vardır. Bu sebeple keserler. Ardından ilave eder. Onun yerine kuru toprakta Allah'ın nazarıyla yeşeren tohum gibi müridin içinde yeşerecek saadet tohumu ekilir. Müritlerin saçından kesilen üç kıldan ilki cehalet, İkincisi kibir, üçüncüsü cimriliktir. Saadet tohumlarının ilki şeriat, ikincisi tarikat, üçüncüsü hakikat, dördüncüsü marifettir. İlki olan cehalet dalı kesildiğinde yerine ilim, edep, namaz ve oruç ibadetlerini hakkıyla yerine getirsin diye şeriat tohumu ekilir. İkincisi olan kibir dalı kesilip yerine geceyi uyanık geçirmek, az yemek, az uyumak, Allah'ı çokça zikretmek, Kur'an-ı Kerim tilavet etmek, günlerini oruç ve namazla geçirmek ve hakkı ifa etmek gibi iç dünya ile ilgili amellerden ibaret olan tarikat tohumu ekilir. Üçüncüsü olan cimrilik dalı kesilip yerine hakikat tohumu ekilir. Bu durumda mürid ne görürse haktan görür. Bu şeriat, tarikat, hakikat ve marifet tohumları ekilince kemale erip marifet elde edene kadar tekrar sökmesinler. Böylelikle ilimden tarikat, keşiften keramet ve zahir ve batın ledün ilmi hasır olur. Bu ilimden hakikat doğar. Bunları dinle, öğüt al ve sahip çık. Eğer sana makası ilk olarak kim kullanmıştır diye sorulursa, bu işi ilk olarak Şit Aleyhisselam'ın yaptığını söyle. Dördüncü bab, külah giymek. Eğer sana külah kaç çeşittir diye sorulacak olursa, dört çeşittir diye cevap ver. İlki bir terkli, ikincisi iki terkli, üçüncüsü üç terkli, dördüncüsü dört terkli. Eğer sana külah kimden intikal etmiştir diye sorulursa şu cevabı ver. Bir gün Cebrail aleyhisselam alemlerin Rabbinin katından geldi. Yanında dört külah vardı. Şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü! Hak Teala sana selam ediyor. Beni sana gönderdi ve şu dört külahı mübarek başınıza koymanızı kime isterseniz vermenizi buyurdu. Sonra Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mübarek eliyle mübarek başına koydu şükrünü gerektiği şekilde ifa etti. Ardından Emirül Mü'minin Ebu Bekir es Sıddık'a bu bir terkli külahı başına koy dedi. Sonra Ömer el-Hattab'a bu iki terkli külahı başına koy dedi. Mü'minlerin emiri Osman'a da üç terkli külahı başına koymasını buyurdu. Sonra Emirül Mü'mininin Ali bin Ebi Talib'e dört terkli olan külahı başına koymasını buyurdu. Bu dört halifeye külahları asaptan dilidiklerine vermelerini söyledi. Hazreti Ali'den Hasan-ı Basri'ye ondan da elden ele geçerek meşahiye ulaştı. Denildi ki bu dört terkin anlamı şudur. Birincisi şeriat evi, ikincisi tarikat evi, üçüncüsü hakikat evi, dördüncüsü marifet evidir. Bu dört evden haberdar olan kimsenin dervişliği müsellem yani kesinleşmiş olur. Eğer sana kulağın manası nedir diye sorulursa şu cevabı ver. Birincisi gözün terkidir ki görülmemesi gereken şeyi görmemektir. İkincisi kulağın terkidir. İşitilmemesi gereken şeyleri işitmemesidir. Üçüncüsü dilin terkidir. Söylenmemesi gerekeni söylememesidir. Dördüncüsü elin terkidir. Alınmaması tutulmaması gereken şeyi tutmaması, ayağında gidilmemesi gereken yere gitmemesidir. Dört terkli külahı giymenin şartı doğruluk olduğundan giyen kimsenin yalancı olmaması gerekir. Eğer yalan söyleyecek olursa o kimse şeyhlerin huzurunda mahcup olur. Eğer sana külahın kaç harf olduğu sorulursa şu cevabı ver. Dört harftir. Birincisi kaf harfi harfidir. Az konuşmak anlamındadır. İkincisi lam harfidir. Herkese iyilikle davranmak anlamındadır. Üçüncüsü elif harfidir. Allah'ı çokça zikretmek demektir. Dördüncüsü ha harfidir. Hidayet Allah'tandır demektir. Bu durumda olan kişinin duası makbuldur. Beşinci bab. Hırka giymek. Eğer sana hırka hakkında ne söylenmiştir, ne yazılmıştır diye sorulursa şu cevabı ver. Allah'ın emriyle Cebrail aleyhisselam cennetten kuba ağacının Yapraklarından yapılan hırkayı alıp Hazreti Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem'in önüne koydu ve şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü! Hak subhanallahu teala sana esenlik selamı göndermiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu görünce çok mutlu oldu. Bütün sahabede ona tazim için ayağa kalktılar. O hırkanın nurundan bütün meclis nurlandı. Eğer sana hırkanın yakasında ne yazılıdır diye sorulursa cevaben hırkanın yakasında ya Sabur, ya Şekur, ya Kerim, ya Mecid yazılıdır diye cevap ver. Eğer sana hırkanın eteğinde ne yazılıdır diye sorulursa şu cevabı ver. Onun eteğinde ya Ehad, ya Samet, ya Ferd, ya Veli yazılıdır. Sonra Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ya Ebe Bakir Sıddık eğer bu hırkayı sana versem ne yaparsın? Hazreti Ebu Bekir, ey Muhammed Mustafa sıdkı doğruluğu ziyade ederim dedi. Ardından Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer bin El Hattab'a döndü ve eğer bu hırkayı sana versem ne yaparsın diye sordu. O ey Allah'ın Resulü adaleti artırırım diye karşılık verdi. Sonra Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Osman bin Affan'a döndü ve bu hırkayı sana versem ne yaparsın diye sordu. Hazreti Osman Ey Muhammed Aleyhisselam, hayayı artırırım dedi. Sonra Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ali bin Ebi Talib'e döndü ve bu hırkayı sana versem ne yaparsın diye sordu. O, ey Muhammed Aleyhisselam, dine daveti ve iffeti kulların kusurlarını örtmeyi artırırım diye cevap verdi. Bunun üzerine Peygamber Aleyhisselam, ey Ali, haktan bana bu şekilde emir geldi. Ey Ali, Huzurumuzda bu hırkayı giy de diğerlerinin de affına vesile olsun dedi. Hazreti Ali Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda hırkayı giydi. Orada bulunan bütün sahabeye selam verdi. Hepsi de mutlu oldular. Eğer sana hırkanın imanı, namazı, taşınması, guslü, kıblesi, anahtarı nedir ve hırka neye yarar ve ne zaman giyilir diye sorulursa şu cevabı ver. Hırkanın imanı istikamet namazı temizlik, guslü dünyayı terk, anahtarı pirin elinden giymek, kıblesi pirin asasının yol göstermesi, sünneti ise pirin elinden giymektir. Hırkanın derunu pirden hidayet bulmaktır, dışı nurdur. Hırkanın iğnesi tamamıyla pire teslim olmaktır. Hırka giyilirken abdestli olmak, gözyaşı dökmek ve dervişlerin dervişliği budur demek gerekir. 6. Bab kuşak bağlamak. Bir müride kuşak bağlamak istediğinde kuşağı 7 veya 5 kere dolamak gerekir ki ödü tutulmuş olsun. Bu bağların sebebi şudur. Birincisi cimrilik bağını onun gönlünden çıkarıp cömertliği yerleştirir. İkincisi gaflet bağını ondan çözüp kanaati yerleştirir. Üçüncüsü ondaki haram bağını çözüp helali yerleştirir. Dördüncüsü gazap ve öfke bağını çözüp sevgi ve şefkati yerleştirir. Beşincisi, kibir bağını çözüp tevazu yerleştirir. Altıncısı, yalan bağını çözüp doğruluğu yerleştirir. Yedincisi, günah ve isyan bağını çözüp taat duygusunu yerleştirir. Eğer sana kuşağı ilk olarak kim bağlamıştır ve kemer neden yapılmıştır diye sorulursa şu cevabı ver. İlk kuşak Hazreti Adem'in beline bağlanmıştı. Cennetten çıkarıldığı İncir yaprağı giydirildi ve kemer olarak da beline üzüm dalı bağlandı. Bil ki yün kuşak Salih Peygamber'in devesinin yününden idi. Hak Teala'nın hazinesinde muhafaza edilmişti. Sonra sıra Hızır Aleyhisselam'a geldi. Önce ağabey hayatı aramak için zulümata yani karanlıklara gitti. Yüce Allah'tan şöyle emir geldi. Ey Cebrail git ve Salih Peygamber'in devesinin tüyünden yapılmış yün kuşağı Hızır'ın beline bağla ve yola gönder. Yani onun bereketiyle abu hayatı bulsun. Cebrail aleyhisselam emredilerini yaptı. Kuşağı Hızır aleyhisselamın beline bağladı ve yola gönderdi. Onun bereketiyle abu hayatı buldu. Ondan da evliya Allah'a geçti. Eğer sana kuşakta yedi gez vardır, niçin az veya çok değildir diye sorulursa şu cevabı ver. Hak Teala yedi gök ve zemin 7 deniz, 7 iklim, 7 dağ, 7 yıldız, 7 kat deri, 7 endam yaratmıştır. Eğer sana kemer kuşanmanın sebebi nedir diye sorulursa şu cevabı ver. Kirler böyle yapmışlar. Bu usulü seçmişlerdir. Tasavvufta sağlam durmayı ifade eder. 7. Bab Seccade ve Edep Bil ki mürid kemale erince şeyh ona alem, seccade, kandil ve zembil verir. Ve onu meşakkate sürer. Böylelikle onun adı beliler zümresinde anılır. Kandil seyr-i yolunu aydınlatır. Ancak onun edebi seccadeye hürmetle olur. Seccade için iki rekat namaz kılınır ve iki şey yerine getirilir. Sonra mürit tekbir getirmeye başlar. Mürit artık cemaate katılır. Onlara karşı tevazu gösterir. Bu yaptığından dolayı Hak Teala'nın nazarı ve merhameti onu coşturur onlardan kendisine dini faydalar ulaşır. Pir kendi eliyle ona adabı telkin eder. Mürid sağ elini göbeğinin üzerine kaldırır, sonra sol elini yukarıdan aşağıya doğru indirir. Mürid seccadeye diz çöküp oturur. Bu esnada abdestli olması gerekir. Abdesti bozulunca halvetten çıkıp abdestini tazeler. Girerken ve çıkarken cemaate kendisi selam verir. Bununla ilgili olarak büyük şeyhler şöyle demiştir. Tevazu üzere otur. Oturanlara sen konuş ve sözün başında selamı sen ver. Eğer sana seccade kaç harftir diye sorulursa şu cevabı ver. Beş harftir. Birincisi sin harfidir. Başını yani düşünceni muhafaza et demektir. İkincisi cim harfidir. Celal neyin sırrıdır? Büyüklüğe büyüklüğü işaret eder demektir. Üçüncüsü elif harfidir. Allah ismini çok zikret demektir. Dördüncüsü dal harfidir. Dünyayı gözden çıkar, onu üç talakla boşa demektir. Beşincisi h harfidir. Hidayeti Allah-u Teala'dan iste demektir. Eğer sana alemin manası nedir diye sorulursa şu cevabı ver. Uzlet halidir. Gelen gidene rahatsızlık vermemek, misafire ve içinde bulunduğu topluluğa güven vermek, içi dışı bir olmaktır. Zahir ve batın lambasının sönmemesidir. 8. bab süpürge vermek, keşkül dolaştırmak ve tekbir getirmek. Eğer sana keşkülün anlamı nedir, kaç kapısı ve kaç kanadı vardır diye sorulursa şu cevabı ver. Keşkül besmele ile tekbir getirmektir. Bir kapısı vardır. Ver ku zul kuvvetil metin. Bil ki keşkülün beş kanadı ve beş parmağı yani boğumu vardır. Eğer birisi seyahate çıkarsa keşkülü sağ eline alır ve şöyle der şey'en lillah ve tevfikan minallah. Sonra kimsenin kapısında dikilip durmamalı, yüksek sesle konuşmamalıdır. Keşküle düşen şeyi tiksinmeden yemeli ve onu veren kişiye dua edip Allah'a karşı olan şükrünü yerine getirmelidir. Eğer sana süpürgenin anlamı nedir diye sorulursa şu cevabı ver. İtikat gereği dervişlerin yanında tevazu göstermektir. Eğer sana tekbirin anlamı nedir diye sorulursa şu cevabı ver. Yakınlık izhardır. Yani kurbet isharıdır. Tekbiri kendi kendine sessizce değil, dervişlere karşı getirilmelidir, getirmelidir. Edepli olmalıdır. Ayağını uzatmamalı ve edebe riayet dikkat etmelidir. Allah en iyisini bilir. 9. bab Fakrın 44 makamının bilinmesine dair. Büyük şey Şeyh, şeyh Kebir, Şeyh Ebu'l Hasan Harakani'den Necmüddin'i Kübra'nın naklettiği şu makamlara göre amel etmektir. Bu makamların ilki tevbedir. ikincisi ilim, üçüncüsü hikmet, dördüncüsü akıl, beşincisi marifet, altıncısı teslim, yedincisi sıdk, sekizincisi kanaat, dokuzuncusu nefse muhalefet, onuncusu nefsi emmare, onbirincisi ibadet, onikincisi zikir, onüçüncüsü takva, ondördüncüsü dindarlık, onbeşincisi emanet, onaltıncısı mertebe, onyedincisi ihlas, 18.si izzet, dokuzuncusu muhabbet, 20.si afiyettir. Bil ki her bir makamı bir peygambere nispet ettiler. Tevbe edenleri Hz. Adem aleyhisselama, sabredenleri Eyüp aleyhisselama, rıza gösterenleri İsmail aleyhisselama, şükredenleri Nuh aleyhisselama, abidleri İdris aleyhisselama, zahitleri İsa aleyhisselama, arifleri de Hz. Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve selleme. Bir kimse bu makamlardan haberdar olmazsa hırka ve sikke yani külah giymek haramdır. Bunların ardından dervişin şu dört makamı bilmesi gerekir. Birincisi lahut makamı, ikincisi melekut makamı, üçüncüsü nasut makamı, dördüncüsü ceburut makamı. Eğer sana bu makamların keyfiyeti nedir diye sorulursa şu cevabı ver. Birincisi olan lahut makamı marifettir. İkincisi olan melekut makamı tarikattır. Üçüncüsü olan Nasut makamı hakikattir. Dördüncüsü olan Ceberut makamı şeriattır. Bilki Lahut makamına Azrail aleyhisselam, Melekut makamına Mikail aleyhisselam, Nasut makamına İstafil aleyhisselam, Ceberut makamına da Cebrail aleyhisselam görevlendirilmiştir. Bilki marifet fikir, tarikat züht, hakikat zikir, şeriat ise şükürdür. Eğer sana dört gaz ve alemin dört rüknü direği hangileridir diye sorulursa şu cevabı ver. Doğudaki makamın sahibi Abdülkerim, batıdaki makamın sahibi Abdurrahim, güneydeki makamın sahibi Abdülvehhab, kuzeydeki makamın sahibi de Abdurrezzak'tır. Eğer sana tarikatın binası kaçtır diye sorulursa şu cevabı ver. Altı tanedir. İlki tevbe, ikincisi teslim, üçüncüsü rıza, dördüncüsü sabır, beşincisi şükür, altıncısı ihlastır. Eğer sana tarikatın hükümleri kaç tanedir diye sorulursa şu cevabı ver. Altı tanedir. Birincisi ilim, ikincisi hilim, üçüncüsü züht, dördüncüsü takva, beşincisi kanaat, altıncısı yakindir. Dervişin bunları bilmesi ve bu on beş makama göre amel etmesi gerekir. Bütün bunları yaparsa şeyh onu müritliğe kabul eder. Makas yürütülmeye ve hırka verilmeye layık olur.'' Eğer bir kimse bu 15 makamdan haberdar olmazsa şu 8 makamı bilmesi gerekir. İlki makamı taiban yani tevbe edenlerin makamı. İkincisi makamı Abidan yani abidlerin makamı. Üçüncüsü makamı Raziyen rıza gösterenlerin makamı. Dördüncüsü makamı Zahidan zahitlerin makamı. Beşincisi makamı mutta, Muttakiyen muttakilerin makamı. Altıncısı makamı Şakiran şükredenlerin makamı. Yedincisi makamı sadıkan, sadıkları makamı. Sekizincisi makamı muhlisan yani muhlis olanların yani ihlaslıların makamı. Eğer sana tarikatın gerekleri kaçtır diye sorulursa şu cevabı ver. Altıdır. Birincisi ihsan, ikincisi zikir, üçüncüsü istek ve arzuları terk etmek, dördüncüsü dünyayı terk etmek, beşincisi haf, korku, altıncısı şevk. Eğer sana dervişlerin kaç derecesi olduğu sorulursa şu cevabı ver. Birincisi gayret, ikincisi ayıb örtmek, üçüncüsü özür dilemek, dördüncüsü sükut. Ayrıca fakrın üç nişanının olduğunu söylenmiş olduğu söylenmiştir. İlki güneş gibi şefkatli olmak, ikincisi deniz gibi cömert olmak, üçüncüsü yeryüzü gibi tevazu sahibi olmak. Bundan başka üç alameti daha vardır. Birincisi ölmüş bir nefis, ikincisi diri bir gönül, üçüncüsü Allah'ı anmakla genişlemiş zaman. Eğer sana dervişlik kaç harf ve kaç mertebedir diye sorulursa şu cevabı ver. Dervişliğe erebilmek için yedi mertebe vardır. Birincisi iyilik istemek, ikincisi Allah'ın rızası, üçüncüsü ayıpları örtmek, dördüncüsü hırka, beşincisi sabır, altıncısı şükür, yedincisi kanaat. Bu konu ile ilgili bir başka söz de şudur. İlim ve kanaat sahibi kimse hazineye sahip demektir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Fakır dünyayı terk etmek ve teslimiyettir. Keza Kur'an-ı Kerim'de de Allah Celle Celaluhu şöyle buyurur. Rabbinin makamından korkan ve nefsini kötü arzulardan uzaklaştıran için ise şüphesiz cennet yegane barınaktır. Bil ki fakr kıymetli ve değerli bir mücevherdir. Nitekim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Fakr övüncümdür, fakir bendendir. Eğer sana kalender kaç harftir diye sorulursa şu cevabı ver. Beş harftir. Birincisi kaftır. Kılükal yani mala yani boş söz etmemek. İkincisi lamdır. Haram lokmadan uzak durmak. Üçüncüsü nundur. Başkalarına iyilik etmek. Dördüncüsü daldır. Dünyayı boşamak üçün beşincisi rahatdır dünyayı, dünyadaki meşakketi kendine rahatlık bilmek. Kişi kalender olunca yalan söylememelidir. Hace Ahmet Harakani şöyle buyurur. Allah'a giden yol yaratılmışların nefesleri adedincedir. Bil ki allah Teala sikke giyenleri sever. Bu seçkinlerin adeti olduğu için giyilir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sufi beyaz elbise giyer batını da pak olduğu için kıyamet günü yüzü ak olur buyurmuştur. Bu konuda allah Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur. O gün bazı yüzler ağrır, bazı yüzler de kararır. Gönlü pak tutmak yani masivadan temizleyip arındırmak gerekir. Eğer sana yünden yapılan hırka niçin gelir diye sorulursa şu cevabı ver. Başkalarından bir eziyet gelmesin diye. Çünkü hiç kimse koyunları incitmez. Bu peygamberlerin seçtiği bir elbisedir. Evliyaullah bununla şükran borcunu öder. Aşıklar sevdiklerini verir, sufiler ise aşk narası atarlar. Eğer sana eskimiş elbise giymenin sebebi nedir diye sorulursa şu cevabı ver. Allah'tan korkmak, heva ve hevesten uzaklaşmak ve az yemek için tercih edilir. Bu yüzdendir ki halkın nazarında hakir ve değersiz görülürsün. Eğer sana bu sikkeyi kim seçmiş, seçmiştir diye sorulursa şu cevabı ver bu sikkeyi Hz. Ali tercih etmiştir. Bin dikişli yani yamalı sikke ise Ariflerin sultanı ve Hz. Bistami'nin seçtiği kıyafettir. Eğer sana ayaklara taş ve demir bağlamak, ayağına zincir bağlayıp boyuna atmak nedir diye sorulursa şu cevabı ver. Böyle yapan kimselerin elinden ve ayağından başkalarına ziyan gelmez. Bilindiği gibi bağlanmış ve zincire vurulmuş kimse hiçbir iş yapamaz.'' Fakrın bir diğer alameti şudur. Dünyada hor ve aciz duruma düşmek için baştaki kılları tıraş etmek. Böylelikle kıyamet günü de bu durumuna tanıklık eder. Bu adet Kutbuddin'den kalmıştır. Eğer sana sakal, baş ve göğüs kılları ne için tıraş ederler diye sorulursa şu cevabı ver. Seçkinlerin ve halkın sözleri zahir ve batın uyumunun gerekli yönündedir. Bu da nefsin ölmesidir. Ölmüş olan kimseyi sessizce kabre koyarlar. Bu adet Şeyh Cemalettin Evci'den kalmıştır. Eğer sana lacivert niçin giyilir diye sorulursa şu cevabı ver. Bu renk halk arasında alçak gönüllülüğü daha çok gösterir. Bu İbrahim bin Ethem'in adetidir. Hakrın yolu dörttür. Birincisi şeriat yoludur. Bu yolda kişinin 200 dirhemi varsa beşini Allah yolunda harcar tarikat yolunda beş dirhemini kendine bırakır, kalrını Allah yolunda harcar. Hakikat yolunda bulunan, sahip olduğu her şeyi Allah yolunda harcar. Marifet yolunda ise dünyayı dair ne varsa niyetini bile almaz. Müminin bir an Hak Teala ile olması her iki cihan mülkünden de yeğidir. Çünkü cihan fanidir. Hak yolunda yürümek isteyen kimsenin şu dört grubun sözlerini dinlemesi gerekir. Birincisi alimler, ikincisi muttakiler, üçüncüsü evliya, dördüncüsü yol gösteren mürşitler. Bunların dışında ne istersen bu risalede ara. Bunun haricinde başka şey arama faydasızdır. Geçen ömür geri gelmez. Ey dost, doğru yola etmek istersen yol gösterici mürşidinden din dile. Ey dost, doğru yola etmek istersen yol gösterici mürşitten dile. Çünkü bu hususta yol yordan bilmek fayda verir.